Arkadaşlar hepinize selam, ben Ferit. Bugün sizlerle birlikte Galatasaray ev vs Fenerbahçe ev yapıyoruz ve yanımda bugün Fenerbahçeli Tarık var. Merhaba, ben Fenerbahçeli Tarık, karşımda da Galatasaraylı Ferit var. Evet arkadaşlar, ben Galatasaraylıyım. Bugünkü videoda Tarık da Fenerbahçeli. Tarık Fenerbahçe evi yapacak, ben de arkadaşlar Galatasaray evi yapacağım. Bu arada arkadaşlar yorumlarda tuttuğunuz takımı yazmayı unutmayın. Hangi takımlısınız? Beşiktaş mı? Galatasaray mı? Fenerbahçe mi yoksa Trabzonsporlu mu? Lütfen yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Yorumlarınızı teker kalp bırakıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım, yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, yazmayı unutmayın. O zaman arkadaşlar yavaştan paravanı kapatalım ve evlerimizi yapmaya başlayalım. Öyle değil mi Tarık? Bence ben kazanacağım. Senin şey yapma kardeşim. Çünkü Fenerbahçe daha iyi bir takım. Göreceğiz bakalım Tarık. Bu arada arkadaşlar videonun sonunda oylayacaksınız. Videoyu kesinlikle ama kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmuyorsunuz. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi ilk önce şöyle Fenerbahçe'nin logosunu koyacağım şuraya. Çünkü buradan bakmam gerekiyor. Heh, böyleymiş, tamam. Hangi blokları kullanmam gerekiyor? Mavi, sarı. Tarık yapmaya başladın mı? Ben başladım bile. Tamam, yapmaya başladım, dur bekle. Tamam. Şimdi tam ortaya yap. Ortadan başlayacağız arkadaşlar. Burası tam orta mı? Bakayım, tamam, tam ortası. Şimdi o zaman evimizi yapmaya başlayalım. Şöyle mavi yerini yapmaya başlıyorum ilk önce. Hop hop. Fakir sen ne yaptın? Galatasaraylı fakir seni. Tarık ben mi ne yaptım? Şu an Galatasaray'ın logosunu yapmaya başlıyorum. Yapacağım daha doğrusu. İnşallah yaparsın kardeşim. Ya bence ben sana bir şey diyeyim mi? Söyle bakalım Tarık. Hiç yapmayı deneme. Zaten Fenerbahçe birinci. Tarık, Galatasaray'ın daha fazla kupası var. Galatasaray daha iyi bir takım. Yo, bence Fenerbahçe daha iyi bir takım. Arkadaşlar yorumlarda yazsanıza. Sizce Galatasaray mı daha iyi takım yoksa Fenerbahçe mi? Allah aşkına yorumlarda yazın da şu Tarık'ı bir, yani arkadaşlar kapak olsun ya. Hayır olmaz, çünkü Fenerbahçe bence daha iyi. Ben Fenerliyim arkadaşlar. Şöyle logomuzu da koyduk arkadaşlar referans olsun diye. He bu arada video like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Bunları %100 yapın. Evet arkadaşlar, ihtiyacımız var. Bizi motive edersiniz ayrıca. Kanalımıza abone olarak da 1 milyon kaçtı? 300 bin mi? 400 bin olacak Tarık. 1 milyon 400 bin kişilik ailemize katılabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bunları kesinlikle yapmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun. Bildirimleri açmayı, çan işaretine tıklamayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Bunları yapın arkadaşlar. Bakın videoları izliyorsunuz, sonra bunları yapmıyorsunuz. Evet ya. Ayıp ediyorsunuz, yapın ha. Evet arkadaşlar, Tarık doğru söylüyor. Şöyle logomuzu yapmaya başladık bu arada. Tarık benimki biraz daha zor gibi ya. Benimki daha kolay. Fenerbahçe'ninki daha kolaymış kardeşim. Yani o kadar kötü takım değil mi Tarık? Ya oğlum bak, döverim seni ha. Fenerbahçe'ye bir şey deme. Tamam Tarık, sadece kötü takım dedim. Desteklemiyorum, ben Galatasaraylıyım. Ben de Fenerbahçeliyim. Arkadaşlar G logosu oldu mu? Bence olmadı ama yapmaya çalışıyoruz işte, bakalım. Ben bunu daha iyi yapacağım arkadaşlar, göreceksiniz. Gerçekten Galatasaray logosu oldu sanırım. Bekleyin, direkt G yapacağım ya. Hiç böyle kıvrım mırvım da eklemeyeceğim. Tamam, süper oldu. Tam benzedi arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Şimdi şuradan arkadaşlar sarı bir S işareti yapacağım. Aslında benimki daha kolay lan. Şimdi yapmaya başladım, görmüş olduğunuz gibi şu yeşil şeyi, yeşil yaprağı. O zaman arkadaşlar bir söz patlatalım ya. Ne sözü patlatacaksın Tarık? Galatasaray'a Allah, Beşiktaş'a kış kış, Fener'e alkış kardeşim. Bak Tarık, o ne öyle ya? Öyle kardeşim öyle. Fenerbahçe'nin büyük takım, bekle sen bekle. Valla biz birinciyiz kardeşim, haberin olsun. Yo değilsiniz Tarık. Öyleyiz öyleyiz, sen bekle kardeşim. Oldu mu acaba ya? Güzel oldu mu sizce? Bence oldu arkadaşlar. Şimdi etrafına şu siyah çizgilerden koyalım. Tamam, şöyle koyuyoruz. Oy, süper oldu vallahi arkadaşlar, var ya, efsane ötesi yaptım. Videonun sonunda beni oylamayı unutmayın. Daha Tarık evi yapmadık. Evi yapmaya başladın mı? Hayır. O zaman ne konuşuyorsun? Evi yapacak mıyız? Daha ev var değil mi? Evet Tarık, daha evi yapacağız. Daha çok yol var önümüzde. O yüzden boş konuşma. Yani bana da oy verebilirsiniz arkadaşlar tabii ki de. Çünkü ben de şu an arkadaşlar S işaretini yapmaya çalışıyorum. Lan sen S işaretini yapmadın mı? Evet yapmadım, ne olmuş? Ezik fakir. Ben oğlum bitirdim lan, bitirdim. Bitirdim mi? Ya yok artık Tarık. Bitirdim bildiğin. Yo, bitirmiş olamazsın. Ben de S işaretini şöyle yapıyorum sanırım. Of, çok güzel oluyor gibi. Hadi bakalım, bismillah, benzedi mi? Evet benzedi lan, çok güzel oldu valla. Bakalım, S böyle geliyor şuradan. Tam ortasından da çıkıyor. O zaman şunu kıralım. Şöyle uzatalım. Bakalım böyle oluyor mu? Yok, böyle iğrenç oldu arkadaşlar. O zaman şöyle şuradan çıkartalım. Tamam. Sonra S'yi de şöyle kapatalım. Bakalım nasıl oldu? Ona çok güzel oldu lan. Çok iyi oldu arkadaşlar. Hatta S'yi şuraya uzatırsak daha simetrik durabilir. Şöyle S'yi şuraya doğru uzatalım. Bu arada arkadaşlar benim evim süper olacak. Vallahi var ya, Galatasaray ev efsane, daha iyi olacak arkadaşlar. Aklıma çünkü çok güzel bir fikir var. Ya fikri sen kardeşim hiç yapmasan daha iyi. Çünkü kazanan benim. Çünkü benimki daha iyi olacak. Göreceğiz Tarık, sen bekle. Şimdi bunun etrafına beyaz arkadaşlar şunlardan koyacağız. Hadi bakalım, koymaya yavaştan başlayalım. Bunu bitirmek bayağı süremizi alacak bu arada. Çünkü logo aşırı büyük oldu. Şunları bir tamamlayın da sonra evi yapmaya başlayacağım. Çünkü benimki direkt bitti arkadaşlar. Ben direkt Fenerbahçeli logosunu yaptım bile. Şunları şöyle kapla. Tamam, süper oldu. Şimdi bunu arkasına doğru genişleteceğim. Sonra arkasına ev yapacağız arkadaşlar. Arkası ev olacak ve bence süper olacak. Şöyle 2 katlı bir ev yapmayı planlıyorum. Hatta bakayım. 3 katlı yapabilirim. Vallahi 3 katlı buna iyi gidebilir arkadaşlar. Duruma göre bakalım. Şöyle ilk önce evimizin bir duvarlarını yapalım. Tarık sen 3 katlı mı yapacaksın? He? Ne zannettin? Oo Tarık sen bayağı büyük yaptın o zaman. He, evet bayağı büyük benimki. Bilmiyorum, 2 katlı da olabilir yani. Belki tek katlı da olur. Şu anda pek bir şey söyleyemem de sen beni niye dinliyorsun lan? Dinleme beni oğlum. Tamam Tarık ya. Kulak misafiri oldum sadece, ne bileyim ya. Olma, istemiyorum. Dinleme beni. Başka bir şey dinle. Git müzik dinle kardeşim. Tamam Tarık, dinlerim. Bu arada benimki bitti. Şimdi evi yapmaya başlayacağım. Bakalım benimki kaç katlı olabilir. Şöyle bir hesaplayalım. Ana benimki çok küçük oldu ya. Şöyle birazcık meşale ekleyelim de etraf çok karanlık gözüküyor. Bakalım, evet bayağı küçük olacak ama sıkıntı değil arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. Moral bozmaya gerek yok. Benim evim arkadaşlar daha büyük olacak çünkü. Daha efsane olacak daha doğrusu. Çünkü dışarıdan daha güzel gözüküyor. Bence arkadaşlar Tarık Fenerbahçe logosunu yapamamıştır bile. Ben öyle zannediyorum. Bakalım şimdi bunlara kat çıkacağız arkadaşlar. Kaç katlı yapacağımızı belirleyelim ilk önce. Burası en alt kat. Sonra burası kaçıncı kat olsun? 3. Buraya da bir kat yapalım. Oo benimki 4 katlı mı olacak? Bayağı büyük bir ev yapıyormuşum gibi hissediyorum arkadaşlar. Burası da 4 blok oldu, tamam. Şurayı da şöyle kapatırsak. Evet evimiz arkadaşlar 3 katlı oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi bitiyor, tamam. Artık evin içini yapmaya ben başlıyorum. Haberin olsun, sonra bana ağlama. Tamam be, Allah Allah. Ne yapayım, yapıyorsan yap. Allah Allah, ne yapayım Tarık? Tamam yani söylemiyorum sadece oğlum. Sonra ağlama bana niye benden önce başladın diye. Başla Tarık, hiç umurumda değil. Oo bayağı büyük konuşuyoruz kardeşim. Evet Tarık büyük konuşuyorum, hiç umurumda değil. Başla, bana ne. Tamam öyle olsun. Bakalım şöyle hop. Meşaleyle aydınlatalım. Tamam, çok iyi oldu be. Arkadaşlar ben burayı var ya şimdi çok güzel yapacağım. Göreceksiniz. Evet şimdi giriş katına ne yapabiliriz? Ama ilk önce durun, kapıyı yapalım lan. Kapıyı da şöyle, tamam. Kapıyı buraya yapacağım. Benim kapım bayağı gizli olacak tabii ki de. Tarık'ınki, yani Tarık onu akıl edemez bence. Şöyle bakalım kapımızı nasıl yapabiliriz. Hop. Kapıyı şöyle yaparsam tamam. Şuraya da kırmızı, sarı. Tamam. Oo kapı gizli olmadı ama en azından daha şekil oldu. Bakın direkt böyle giriyorsunuz. Şimdi buraya ilk önce bir yatağımızı ekleyelim. Yatağımız arkadaşlar kırmızı olsun. Yanımızda da bir tane şundan ekleyelim. Tamam, çok güzel duracak. Yanına da bir tane saat eklersek şahane. Şuraya bir tane bilgisayar masası eklemek istiyorum. Bilgisayar masasını falan hiç öyle renkli yapmayacağım. Direkt dümdüz renk yapacağım arkadaşlar. Çok da böyle renkli yapmaya gerek yok. Çünkü gözünüz acıyor bir zaman sonra. Şöyle bir bilgisayar masası ekledik. Şuraya da bir tane laptop koyalım. Laptop hangisi olsun? Laptopu sarı yapacağım arkadaşlar. Sarı laptop eklerim. Hop bakın böyle açılıp kapanabiliyor. Çok güzel bir laptop eklerim arkadaşlar. Yanına da bir tane telefon ekleyelim. Burası benim arkadaşlar çalışma masam olacak. Yani videolarımı çektiğim, işlerimi yaptığım, e-posta yanıtladığım masa olacak. Şöyle arkadaşlar saatimizi de ekledik. Tamam. Işık da eklesek çok iyi olur. Şöyle bir tane ışık da ekleyelim. Tamam. Arkadaşlar üst katı da yapıyorum. Bu ev muhteşem olacak. Öyle diyeyim sizlere. Şimdi burayı mutfak yapacağım. Tarık efendim 9 dakika oldu, hızlı olsan iyi olur. Tamam bitiriyorum, ben de çok az kaldı. Tamamdır kardeşim, hadi bitir bakalım. Tamamdır arkadaşlar, şimdi hızlı moda geçelim. Tamamdır arkadaşlar, bitti. Benimki bitti kardeşim. Açalım mı paravanı? Açalım Tarık, olur. Tamamdır o zaman, hadi bakalım ben hazırım. 3, 2, 1. Açtım. O Tarık ters yapmışsın. Şapşal Tarık seni. Kusura bakma birader. Zaten Fenerbahçe'nin büyük olduğu için ters de yapsam önemli değil. Ben kazandım sonuçta. Tamam Tarık sus bir. Oo evin yani logoyu yapamamışsın Tarık. Ya yaptım ya. Yapamamışsın. Bu mu? Aa, kapıya bak, güzelmiş kapı. Bakalım evin içine. He, sandığı var burada. Başka ne var bakalım. Arkadaşlar buraya mutfak ve televizyon. Güzel olmuş Tarık, fena değil bak. Beğendim seninkini. Bir de seninkini gez. Tamam gezeceğim. Bu arada arkadaşlar yorumlarda oylamayı unutmuyorsunuz. Tarık'ın Fenerbahçe evi mi yoksa benim Galatasaray evim mi? Yorumlar kısmında oylayın. Yorumlarınıza teker teker kalp bırakacağım arkadaşlar. Bu da benim evim görmüş olduğunuz gibi. Şöyle mutfağı yaptım. Küçük bir ev oldu ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben beğeniyorum. Üçüncü katı yapmadım arkadaşlar. Üçüncü katı hiç gerek yok. Bence iki katta yeterli zaten. Yorumlarda oylamayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen yorumlarda oylayın. Yorumlarınıza teker teker kalp bırakıyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Sağda ve solda şöyle iki tane video var. Evet var, tıklayın. Evet sağda solda iki tane çıkan videoyu lütfen tıklayın arkadaşlar. Tarık'ın evi. Bu da benim evim. Sağda solda çıktı şu an, onları tıklayın bakın iki tane. Sağda ve solda şu an var, onları tıklayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.